kısmetse olur, yalanlar ve gerçekler. 5 yıllık bir aranın ardından YouTube üzerinde yayınlanmaya başlayan fenomen yarışma Kısmetse Olur Aşkın Gücü ilk bölümünden itibaren milyonlar tarafından izlendi. Videomuzun detaylarına geçmeden önce, içeriklerimizi çok sevdiğinizi biliyoruz. Sizlere daha güzel içerikler sunmak için bizler de çok heyecanlıyız. Heyecanımız desteklerinizle birleşsin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İlk sezonun yarışmacılarının yarışma bittikten sonra yaptıkları açıklamalar deprem etkisi yarattı. Hatırlayanlarınız vardır. Unutanlar için tekrar bir hatırlatma yapalım. Bu yarışmacıların tek ortak noktası Kısmetse Olur programı değil. Hemen hemen hepsi daha önce farklı kanallarda yayınlanan, farklı formatlarda birçok yarışmaya katılmışlar. Tek hedeflerinin ünlü olmak olduğu gözlenen yarışmacılar, hedefe giden yolda çekilecek hiçbir çileden kaçınmamışlar. Mankenlik, oyunculuk, yemek yarışması, bilgi yarışması derken en sonunda evlilik yarışmasında da hedeflerine ulaşmışlar. Yarışmanın bitiminden sonra kimi evlenip yuva kurarken, kimi yurt dışında şatafatlı bir hayat yaşamaya başladı. Bazıları ise Kısmetse Olur programının tamamen kurgu olduğunu ifşaladı. Hakkında bu kadar büyük spekülasyonlar çıkan bir programın yıllar sonra yeniden çekilmesi de tabii ki büyük bir merak uyandırdı. Eskiyi hatırladığımıza göre yeni sezon Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının detaylarına geçelim. 9 kadın ve 9 erkek. Toplamda 18 yarışmacının, yani 18 farklı karakterin bir araya geldiği programın daha haftası dolmadan kavgalar, anlaşmazlıklar ve hatta aşklar başladı. Hangisi ne kadar doğru bilemeyiz ama her karakterin epey ikonik olduğunu söyleyebiliriz. Kendisinin bir Barbie bebek olduğunu iddia eden Cansel Ayanoğlu ile ilgili çok enteresan iddialar bulunmakta. Yarışmanın ilk günü tek bir adayı beğenen ve o yolda ilerleyen Cansel'in eskiden bir uygulamada müstehcen görüntüler verdiği konuşuluyor. Yarışma içerisinde birlikte olduğu Oğulcan Yılmaz'la da sorun yaşamalarına neden olan dövmenin ne olduğu da hayli dikkat çekici. Cansel'in elinde bir erkek ismi dövmesi bulunuyor. Ve bu dövmenin kendinden yaşça büyük ve söylenenlere göre maddi bir ilişki içinde olduğu bir beyefendinin ismi olduğu da konuşulanlar arasında. Ayrıca programda ilişkisinin başladığı Oğulcan'ı yetersiz bakiyesin diyerek terk etmesi de maddiyata olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Yetersiz bakiyesin. Bu mu? Rapçi Çakal'ın ismini boynuna dövme yaptıran TikToker Aybüke Çangal da yarışmacılar arasında. Programın ilk bölümünden itibaren gündemden düşmeyen 21 yaşındaki TikToker ile ilgili de ilgi çekici bir söylenti gündeme geldi. TikTok fenomeni Özgür Balakar tarafından yapılan açıklamada Aybüke'nin Kısmetse Olur evine girdiğinde hali hazırda hayatında biri olduğu iddia edildi. Programa katıldığında Aybüke'nin hayatında olduğunu doğrulayan genç adam aynı zamanda çakal dövmesinin de proje olduğundan bahsetti. Aybüke Çangal'ın bu dövmeyi prim yapmak amacıyla yaptığını söyledi. Genç adam sözlerine Aybüke'nin bu programı en büyük hayalinin oyunculuk olduğu için kabul ettiğini de ekledi. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının en dikkat çeken ve değişik ismi tartışmasız Zeyt. Gerçek adı Erdo olan yarışmacının daha önce bir müzik grubu varmış. Hatta klipleri bile bulunuyor. Ama Zeyt'le ilgili şok edici bilgi bu değil. Kendisi 2016 yılında yayınlanan Gözaltı programına da katılmış. Programda Berna Keklikler ile yaşadığı aşktan çok ayrılığıyla gündem olan Zeyd'in büyük yalanı da ifşa oldu. 2016 yılında katıldığı programda 1990 doğumlu ve 26 yaşında olduğunu açıklamıştı. Yayın hayatına 2022 yılında başlayan Kısmetse Olur programında ise 25 yaşında olduğunu beyan etti. Anlaşılan o ki kod adı Zeyd olan yarışmacı erdiği için yıllar geriye doğru işliyor. Duyanların ağızlarının yarım metre açık kalmasına sebep olan bir haber de Erol Yıldırım hakkında oldu. 37 yaşında ve stil danışmanı olduğunu söyleyen yarışmacı, bu zamana kadar birçok ilişki yaşadığını ama daha önce hiç gerçek bir ilişkisi olmadığını söylemişti. Erol gerek tavırları gerek söylemleriyle tam bir maço erkek profili çiziyor. Kuralcı tavırlarıyla sert bir duruşu olduğu düşünülürken, transseksüel bir kadına yazışmaları ifşa edildi. Konuşmalara bakıldığında
ikilinin ilk konuşması olmadığı da görülebiliyor. Furkan Can Ayca programı ilk hafta Kaan'ın elenmesinden sonra katıldı. Ayağının tozuyla da tartışmalara adını yazdırdı. Kızlar evine ilk gelişinde Tolga ile ilişkisi olan Aybüke'yi dansa kaldırdı ve bu hareketle gerek ev halkından gerekse seyircilerden büyük tepki topladı. Ama Furkan hakkındaki skandallar bununla sınırlı kalmadı. Furkan Can Arca'nın geçmişte kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve müstehcen fotoğraflarıyla şantaj yaptığı ve bu nedenle davalık olduğu iddia edildi. Tüm bu olaylardan sonra Furkan sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Orası bir program ve bana ne derlerse onu yapıyorum diyen Ağaca, daha sonrasında bu açıklamasının üzerine kendisine yüklü miktarda tazminat davası açılacağını da söyledi. Parasız erkeği sadece annesi sever açıklamasıyla maddi güce çok önem verdiğini belirten Yaren Dağ, daha sonra yanlış anlaşıldığını ifade etti. Dış görünüşüme bakıp beni yargılıyorlar. İçime girseler beni çok sevecekler diyen yarışmacı kafalarda soru işareti bıraktı. Hangi isteği yalan, hangisi doğru? Gelecek bölümlerde neler olacak göreceğiz. Her yarışmacının birbirinden değişik olduğu bu programda en çok konuşulan konuya değinmeden bitirmeyeceğiz videomuzu. Tabii ki Photoshop. Her yarışmacı tanıtılırken çekilen tanıtımın yanında bir de sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflar verildi. Ve bu iki görsel yan yana gelince akıllara tek bir cümle geldi. Hayaller ve hayatlar. Yarışmacıların orijinal halleriyle neredeyse pek bir benzerliği olmayan sosyal medya fotoğraflarına bakılınca biz sadece şop çıktı, mertlik bozuldu diyebiliyoruz. Peki ya sizin düşünceleriniz neler? Yeni bölümleri YouTube'da yayınlanmaya devam eden programla ilgili fikirlerinizi ve varsa öğrenmek istediklerinizi bize yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Hiçbir şey gizli kalmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.